Merhabalar arkadaşlar, ben Mustafa, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Doktor Teyit saldırısı ve harita temizliği yapacağız arkadaşlar. Yeni gelen robot atarımız 9. seviyedeydi. Onun bir tanesini sürekli yükseltiyorum arkadaşlar. 10. seviyeye yükselteceğim. Bir tanesini maxladıktan sonra diğerlerine geçeceğim arkadaşlar. Tek tek bu şekilde yükseltmeler yapıyorum. 4 gemi meşale yaptım. 4 gemi de piyade lazerlerden yaptım arkadaşlar. Doktor T saldırısı ve harita temizliği yapacağız. Tabii ki öncesinde operasyon saldırısı izletmek istiyorum arkadaşlar. Manticore üstüne saldırı gerçekleştirdim. İzleyelim. Sol taraftan biraz enerji toparladıktan sonra sahile uzak mesafeye fişek attım arkadaşlar. Çekirdeğin en arka tarafına zokalar toplu bir şekilde çıkıyor. Biraz sardıralım. Hemen çekirdeğin önüne fişeğimi attım. Bir tane böcek. Bir böcek daha attım arkadaşlar. Son vuruşu da yapmış olduk bu şekilde. Evet, Manticore üssünü bu şekilde almış olduk. Hemen Doktor T saldırımıza geçelim. 160.000 yaylımı alamayız bunu. Şeyimiz var nasıl olsa. Şu şekilde. Uçan savaşçılarımızı. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olup lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Team'deki arkadaşlarınıza da önerirseniz sevinirim. Yani müsait olamıyorum. Elimden geldiği kadarıyla video atmaya çalışıyorum sizlere. Evet, ikinci aşamamıza hemen geçelim. 85.000 burayı yayılımla alabiliriz. Güzel. Üçüncü aşamamızı da hemen alalım. Hemen dördüncü aşamamıza bakalım. Dördüncü aşamamıza birliklerimizi çıkartalım. Çok hızlılar arkadaşlar ya. Yani biraz yavaş hareket etseler aslında çok iyi bir birlik ama evet, dördüncü aşamamızı da almış olduk. Hemen beşinci aşamamıza bakalım. Evet, beşinci aşamamızı da önden biraz ilerlesinler meşaleler. Sağ tarafa doğru ilerliyorlar ama acaba çeksem mi ki? Neyse, zaten bayağı bir enerjimiz var. Güzel, 5. aşamamızı da almış olduk.
Hemen 6. aşamamıza bakalım. Oradan bir mayına basma oldu. Şöyle geri çekelim. Yoksa evet. 6. aşamamızı da almış olduk. Daha öncesinden demiştim arkadaşlar. Bu piyade lazeri kullanmak istiyorsanız anında eğitiminiz olması lazım. Yoksa korumanız gerçekten çok zor. Anında eğitim yoksa sağ tarafa çekelim. Aslında bir gemi şey alabiliriz. Yani sağlıkçı şöyle sağ tarafa yukarıya doğru tekrar çekmek istiyorum birlikleri. Yani Doktor Kavan'ı da alabiliriz aslında burada. Doktor Kavan şey yapabilir, böcekleri iyileştirme böceği. O şekilde bir deneyelim. Sanırım o şekilde bir şey yapmıştım. Evet, 7. aşamamızı da aldık. Yani anında eğitim olmadan bu birlikleri zapt etmek gerçekten zor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7. aşaması çok basitti. Burada bile 4 tane zayiat verdik. Birlik olarak ben Doktor Kavan'ı alayım bakayım. Bir Doktor Kavan'ın iyileştirme özelliğini seçelim. Böceklerini şuradan birkaç tane ada saldırısı yapalım. Bunun ganimeti azmış. Bu bayağı bir arkada. Şurada kız kaç var? Yani saldıralım. Kız kaç bizi engeller gibi mi geliyor? 1 2 3 4 5 tane mavisi var. Buraya arkadaşlar şey alalım, biz bullet alalım. Bullet'in şu şekilde kıskaca çektirelim. Mesafesine bakalım. Evet. Aynen bu şekilde kıskaca çektirdik. Bullet'in sataşma özelliğini de aktif ettik arkadaşlar. Oradaki bütün taretleri gördüğünüz gibi tutuyor bullet. Şuraya bir böcek atalım. Şuraya da bir böcek atalım. Evet, bu değişik oldu. Dediğim gibi aslında bir gemi buraya şey yapılabilir, sağlıkçı yapılabilir, şeyleri korumak için, lazerleri korumak için mayınlardan. Bir de o şekilde deneyelim. Eğer bullet'e gitmezse
Çünkü yaraladığı için. Bu şekilde bir devam edelim bakalım. Evet, burada düz bir şekilde devam edebiliriz. Doktor Kavan'ın alayım ben ya. Doktor Kavan alayım arkadaşlar. Burada bu şekilde yapalım. Kıskaç olmadığı için, biraz önce kıskaça çektirdiğimiz için Bullet'i aldık. Şimdi burada Doktor Kavan sanırım iş yapar gibime geliyor. Evet, Doktor Kavan hem lazerlere hem meşalelere, gördüğünüz gibi şurada gitme. Ah. Bomba yanına kaptırdık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gerçekten takip etmesi de çok zor. Çok dağınık gidiyorlar. Yani mayınlar. Doktor Kavan az da olsa böcekleri, şeyleri iş yapıyor. Dediğim gibi anında yetim olmazsa bu lazer birlikleri zapt etmek gerçekten kolay değil. Yani takip de edemiyorsunuz. Mayınlardan koruma açısından. Güzel bir tane istihbarat verdi. 14 tane her zamanki gibi zayiatımız var. Burası yani dümdüz. Yani buraya direkt bombacı saldırısı da yapabiliriz. Biliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde toplu olduğu için lazer de olabilir. Nasıl yapalım? Lazer arka taraftaki birliklere de zarar verdiği için ben şu şekilde bir taktik uygulayacağım buraya arkadaşlar. Komple lazer yapalım. Komple lazer yapalım buraya. Biliyorsunuz bombacılar toplu bir şekilde olduğu için arkadaki şeylere de zarar verdiği için taretlere, savunmaya. Nereydi orası? Şurası mıydı? Bullet'i ortaya kitleyip lazerlerin hepsini sağ taraftan çıkartıp ben o şekilde denemek istiyorum. Bullet'i şuraya konuşlandıralım. Bullet'i oraya gönderdik arkadaşlar. Sataşmasını da bastık. Şuralara bir böcek atalım. Yani bu şekilde arkadaki taretlere de gördüğünüz gibi zarar veriyor. Bu iyi. Ama şuradaki roket, evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten aynı bombacı gibi bayağı bir etkili. Yani bu max olduğu zaman bayağı bir zarar verecek. Ama dediğim gibi anında eğitim olması lazım, yoksa yani zapt etmesi zor. Burada ortaya bırakıp komple yayabilirdik aslında. Yani orada da hata ettik. Yani ilk denememizdi. Bir de bu şekilde bir daha saldırı yapalım bakalım. Bu şekilde nasıl bir etki alacağız o şekilde ön tarafta. Olabilir, bakın burası da aynı şekilde. Şöyle yapalım. Bullet'i nereye kilitleyelim? Şöyle ortaya kilitleyelim. İşte arkadaşlar mayınlar çok zarar veriyor. Yani mayınları şey yapmamız gerekiyor, almamız gerekiyor öncesinden. Şuraya bir yaylım daha atalım, şuraya bir böcek daha atalım. Vallahi bu şekilde, sıralı bir şekilde çıkardım.
Yani baktığımız zaman güzel gidiyor. Evet. Yani aslında tozlu olsak enerjimiz yeter buraya. Enerjimiz de fazla olmadığı için yani bu şekilde de güzel saldırılar çıkıyor ortaya. Ama dediğim gibi bakın kaç tane zayiatımız var? 20 tane var. Yani eğlenceli oluyor arkadaşlar ama zapt etmesi gerçekten zor. Buraya da bu komple yukarıda. Buraya savaşçı da yapabiliriz. Direkt aynı şekilde saldırı da yapabiliriz. Buraya şu şekilde arkadaşlar şöyle bir yaylım atalım. Çünkü şu şeylerin arkasına yerleştirmiş mayınlarını. Biraz erken attık sisi. Evet. Yani bu şekilde bir deneyelim. Sisimizin açılması lazım. Oo, bakın burada gördüğünüz gibi böcek taretler kalmış. Bulit açıldığı zaman bulite gitmeleri lazım. Evet. Bunlar biraz şey olduğu için, hızlı hareket ettikleri için onun faydası var. Şöyle bakın. Yani iyi gidiyor gibi arkadaşlar. Mayınlar tehlikeli arkadaşlar. Bunun şey için, can az olduğu için mayınlar gerçekten çok tehlikeli. Mayınlar çok tehlikeli. Yani bu şekilde de alabilirsiniz. Yani eğlenceli oluyor arkadaşlar. Saldırısı güzel oluyor ama dediğim gibi zapt etmesi çok zor. Canları çok az. Mayınlardan korumak şey yapıyor. Güç oluyor. 33 tane. Yani dediğim gibi anında eğitim olmaz ise bu birlik biraz zor. Ne kadar kalmış? 158.000. Bir tane daha hadi bu şekilde bir saldırı yapalım arkadaşlar. Evet. Burayı da alırız ama burayı şöyle yapalım arkadaşlar ya. Ben nerede? Bu zoka yük diyelim. Şuraya bir tane daha ben şey yapayım. Topçu birliği yapalım. Neredeydi orası? Şurası mıydı ya? 300.000 şeyi vardı. Şurası mıydı? Şurasıydı. Allah Allah, biraz önce şurası mıydı? Evet, burası. Şöyle şuradaki mayınlarımızı alalım. Yukarıda karargahı olduğu için taretler çok fazla şey olmadığı için iki gemi topçu birliği çıkardım. Her zamanki biliyorsunuz klasik saldırım arkadaşlar. Zokam yüklü olduğu zaman genelde bu şekilde saldırı yapıyorum. Sol tarafa gitmeyin işte. Orada ne işiniz var anlamadım ki. Bir tane de sağlık atalım. Aleve fişemi attım. Gördüğünüz gibi komple oradaki taretleri, yukarıdaki olan taretleri temizleyerek direkt karargaha vurabiliriz. Yani genelde zoka ya da meşale diye yüklü olduğu zaman iki gemi topçu birliği yukarıdaysa eğer karargah, bu şekilde basit bir şekilde alıyoruz arkadaşlar, zaten biliyorsunuz. Evet. Burayı da kolay rahat bir şekilde almış olduk.
Evet arkadaşlar, burada videoma son veriyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalıma abone olup lütfen like atmayı unutmayın. Diğer günlerde sizlere değişik farklı taktikler, değişik farklı şeyler sunmaya çalışacağım inşallah. Sizlere de iyi oyunlar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.